الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان در Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiler. Allah'a hamd olsun. Yaratken Rabbimizge şükranlarımız olsun. Bana sizge bizge nasip oluyetken bu sefer aylarını, günleri, tünleri, bu cuma anları hemmemizge berekatlik, hayırlik olsun. Buna kasıge kılvayetken de sefer ayı. Buna kasıge kılvayetken de inşallah bugün istiklalımızın toyu. Vatanımızın müstakil bo'lganligini nishonlaydigan kunimiz. Alhamdulillah Allah tebarek ve teala bu vatanını özü tinchlikda asrasin. Birodarlar, shunaqa hollar bor, yeryüzde shunaqa odamlar bor. Vatani yo'q, yeri yo'q. Shunaqa odamlar bor. Shunaqa hollar bor. Odamlar o'ylayaptiki, endi ko'pchilik millionlagan odam bo'lgandan keyin bitta davlat bo'ladi, unaqa emas. 60 millionga yaqin aholi bor, hech vatanlik bo'lmaydi. Hozir bu xalqlarning otini aytish unaqa shart emas. Birodarlar, Allohim sizga bizga bundoq vatan beribdi. Bundoq go'zal holat beribdi. Har kuni ertalab 4'dan 20 dakika, 25 dakika o'tganda Allahu Akbar deb azon aytadi-ya. 5'dan 10 dakika o'tganda, 15 dakika o'tganda takbir aytadi. Shu bilan bomdod. Bomdodda o'quvi bo'lganimizdan keyin peshin, undan keyin asr, undan keyin shom, undan keyin xufton. Mana jumadamiz. Oldingi haftada Qoraqalpog'istonga borib juma o'qishga to'g'ri keldi. Hazrat muftiy Janoblarining farmonlari bilan bir qancha imomlarimiz chegara hududlarga borib mavizalar qilib keldilar, jumalar o'qib keldilar. Qoraqalpog'iston respublikasiga borib juma o'qib keldik. Xo'jayli degan tumaniga borib. Odamlarni ko'rsangiz, yoshlarni ko'rsangiz, hammasi yosh. Hammasi ibodatda soqol qo'ygan, do'p kiygan, salom bergan. Baxt emasmi, birodarlar? Shu baxt emasmi? Mo'minga shu zarur emasmi? Mo'minga shu kerak emasmi? Eng muhimi shu emasmi? Ey Xudovand, yurtimizga tinchlik beribsan. Ey Allohim, yurtimizga shuncha ne'mat beribsan. Ey Allohim, bizni ham el, xalq, boshqa xalqlarni qatorida bir vatan beribsan. Vatanimizni bugun istiqloli to'yi ekan. Xudovand iloha vatanimizni samoviy va arodiy balolardan asrab qo'ygin. İloha Allohim vatanimizdagi islomni, dinimizni quvvatli qilib qo'ygin. Musulmonlarni, hamma xalqimizni o'zing panohingda asrab qo'ygin. Yana yillarga ham, yanaga oylarga ham toatlar bilan, ibodatlar bilan, zikr duolar bilan yetishni nasib etgin. Allohim ne'matlaringga shukr keltirib yashashni nasib etgin. O'lmasga iloji yo'q, ketmasga imkon. Oldin bilmasakanman, unaqa ko'p janozalarga ishtirok etmasakanman, shekillikmi? Yo sharoit shunaqamidi? Har holda bu joyda qabriston bo'lganligi munosabati bilan shahrimizni 45 dan oshiq mahallasidan mayit keladi. Mo'minlar, mo'minotlarning mayitlari keladi. Har kuni janoza bo'lurgandan keyin, har kuni bu narsaga duch bo'lgandan keyin odam ozgina sergak tortib qoladi. Kitoblarda Uzkuru hazimal lazzati dedilar. Lazzatlarni hazm qiluvchi narsani ko'proq eslab turing. O'lim haqida gap ketyapti. O'limni ko'p eslab turing. Birodarlar, birinchidan o'limni eslasa bu haqiqat bu. O'lim afsona emas. O'lim afsona emas. O'lim cho'pchak emas, ertak emas o'lim. O'lim haqiqat. Kitoblarda shunaqa ma'lumotlar kelgan.
Allohimni farmoni bilan malakul maut bandalarini jonlarini olgani kelsalar bandasidan e'tiroz bo'larmish. Shoshmanglar axir, menga bir xat xabar jo'natganinglar yo'q. Menga bir tayyorgarchilik haqida ogohlantirganinglar yo'q. Allohimdan nido kelar ekan. Bandam, bandalarimni janozasiga qatnashmaganmiding? Kasal bo'lmaganmiding? Soch bilan soqollaringga oq tushmaganmidi? O'sha senga yuborgan elchim bo'ladi. O'sha senga yuborgan ogohlantirishim bo'ladi. O'sha senga yuborgan aqlim bo'ladi. Ey birodarlar, janozalarga qatnashmayapmizmi? O'limni eslasak, haqiqatni eslagan bo'lamiz. Ikkinchidan, o'limni eslashlikni barakoti, savobi shuncha ko'p ekanki, o'limni eslagan odam ibodatga haris bo'ladi. Ibodatga o'ch bo'lib qoladi. Nega odam ibodatga bee'tibor bo'ladi? Nima uchun? Esida yo'q bo'lishi. Kitobda shuni aytgan. Kitobda ibodatsiz o'lib ketganlarni nadomatini aytgan. Allohim, bizni ozginaginaga qaytargin, senga sajda qilar edik. Ozginaginaga dunyoga qaytargin, senga ruku qilar edik, sajda qilar edik. Afsus, ular endi qaytmaydilar. Uchinchidan, o'limni eslagan odam o'zini porso tutadi, pok tutadi. Yolg'on yashiqni gapirmaydi. Yolg'on yashiqni aytmaydi, insoniyatga aldamaydi. Birovni haqini yemaydi. Nega odam birovni haqini yeydi? Nega bunaqa tomonlarga o'tadi? Yolg'on, aldov tomonlariga o'tadi. Bechorani o'lim esida yo'q. Kitoblarda kim shahid bo'lib o'lsa, tirilsa, yana shahid bo'lib o'lsa, tirilsa yo, birovni haqini bermagan bo'lsa, u jannatga kiritilmaydi. Mazmunida hadislar kelgan. Ha, aytmoqchi. Domla imom janozadan oldin so'raydigan joylari bor, mayitni egalaridan. Mabodo xat bilan kelsa, guvoh bilan kelsa, hujjat bilan kelsa, birovdan omonat yo qarz olgan bo'lsalar, uni kim ado qiladi degan joyi bor. Shunda bir odam chiqib, mayitni egalari men ado qilaman deb bo'yniga oladi. Aslida bu namozga shart qilinmagan. Aslida bu narsa namoz uchun shart qilinmagan, haq uchun shart qilingan. Jamiyatda haqiqatni yuzaga keltirish uchun shart qilingan. Aslida u gapni gapirmasdan ham namoz o'qisa bo'ladi. Namoz namozdir, janoza janozadir. Muhtaramlar, o'lim esa o'sha holatni odam esiga tushirib, ana shu holatga yarasha hatta harakat qilishga va oxirgisi o'limni eslashlik sababdir va o'limni eslagan odamni umri uzun bo'ladi. Sabab o'limni eslagan odam xotirjam bo'ladi. Osmonga uchib ketmasaganman, yerga kirib ketmasaganman, o'lar ekanman. Va birodarlar, o'lim mu'minning o'ljasidir. Shunaqa hadis kelgan. O'lim mu'minning o'ljasidir. O'lja. Abu ovchi bechora miltig'ini ko'tarib, bu kamonini ko'tarib, qilichini ko'tarib, nayzasini ko'tarib, chakalayzorlarning ichida yuradi. Chiqib qolsa otaman. Chiqib qolsa shuni olaman. Mo'min odam ham o'limiga nisbatan shundoq munosabatda bo'lar ekan. Allohim o'sha haqiqat yetganida gavhari iymonimizni hamroh qilgin. Kitobida aytganki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ey Allohning zikriga to'yingan nafs, gaplarini qarang. Qur'onda surai Fajrning oxirgi oyatida. Ey Allohning zikriga to'yingan nafs. Eslatib o'tamiz, nafsni bir nechta turi bor ekan. Nafs jon, ruh ma'nosida ham kelar ekan. Nafs nafsa ammora ma'nosida ham kelar ekan.
nafs, yürek manası diyem. Kelerken nafs, kalbinin yanında cöyleşken nokta, lataif manası diyem. Kelerken bunu koruyun. Narsalarını türü, sifati, her kıl kılı boğanı kapı, nafs niyem türü boğarken. Allah'ını kop zikir kigen nafs boğarken. Onu nafsul mutmain ne diyerekken. Erkek kişinin çap koksunu 2.50 pas noktasını atını kalp deydi. Ben aşı kalpten turup Allah'ını zikir etişlik sünnettir. Unutuşlik makruhdur. Allah'ını zikir etişlik sünnettir. Unutuşlik makruhdur. Braderler, zikir ete verip, zikir ete verip kalbimiz Allah'ını zikirge tuynerekken. Kitapta aytyapti ki, ahire melekul maut oliyatken mu'minni tepesige kelip, oy, Allah'ını zikirge tuyingen nefs, biyakka çıkın, Allah'ını rızasige çıkın diyerekken. Allah'ını zikir etmegenlerini, onge asib olup küfür keltirgen, şirk keltirgenlerini, goya arkalardan tikenini tıkıp, ağızlardan tartken dey, tartvalın dışarıken canını, bu adamını, adamın ruhu cüdeyem adamga müstahkem ornaştırılgen bölereken, sakregenimiz deyem çüşüp olmasakken, dümelegenimiz deyem çüşüp çıkıp gitmesekken, şu tırnağlarını uçu geçe, saçlarını tağlasını içi geçe, ruhumuz joylaştırılgen bölereken, şunu sıkıyıp gelişereken, ezip micip gelereken farişteler. Demek can kuzgalgen joyları müzlep, ayağdan tizzege, tizzeden belge, belden kalp gelereken, kalpni ezgelleri de, kalpni mijgelleri de. Kim nimeni adet kigen bosa, ahire şu çer iken. Allah'ım, o şepeyde gevheri imanımızı hamrah kigen. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri kigen. Men kâne âhir kelâmuhu la ilahe illallah dekhalel cennet. Kimnin ahirgi sözleri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bolsa, şul cennetidir. Kimne ahirgi nefesleri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bolsa, şul cennetidir. Adam öyle yaptı. He, damla yürüp yürüp ahirde bir şuna ait varsak oldu mu? Cennet bizi kimin? Ait varamız. Bekarlarına aitsiz, ait elmeysiz. Braderler, onu aitiş için adamda meşk buluş gerek. Mahallede hiç isimden çıkmaydı. Üç bağı birsim, tor bağı birsim de bir anahan alamdan ötken ediler. Üç bağı birsim, tor bağı birsim, üç bağı birsim, tor bağı birsim. Ne gibi ne kadar yaptı ise o anahan bazarda ukrop satarak eller, keşni satarak eller. Üç bağını böyle birsim, tor bağını böyle. Şimdi til organı koygandı. Tepesinde yasını okuduk. Kelimeler ettik, eytelmedi. Braderler, anahanına Allah mağfiret kısın, rahmet kısın. Şimdi siz bilen bizge keledi nevbet. Oşa nevbet yetken de Allah'ım gevheri imanımızı birsin. Mumin Müslüman toplanıp gelip, yelkesine alıp götürse, Allah'ım rahmet kısın, degen dualardan nasip etsin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem azler, bugünkü mevzu ilimden özge necat yok deyip eteledi. İmam el-Bukhari başka çarağı etkiler. İlimden özge necat yok ve bölmegey ham. İlimden özge necat yok. Bölmegey ham. Muhterem cemaat, malum ki şu küllerde katta kursançilik. Devletimiz müstakilliğini 32 yılligini nişanlayıp durupmuz. Elhamdülillah. Fırsattan faydalanıp berçengizli müstakillik bayramı bilen Çin dilden tebrikleyimiz. Yıldan yılge yurtimiz güllep yaşınap her sahada peşkadem devletler Katar'a koşulsun. Hammamızını oşa küllerge sağ salamet Allah'ım yetkessin. Zira irkimiz, dinimiz, maddi ve manevi baylıklarımızga, özümüzge ege buluşumuz katta nimettir. Bunday nimetler hakkında gapirish hem şükür kılış sablanadı. Bu hakkında Allah tebarek ve teala eytedi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث Rabbinizin sizge ata etken berçe nametleri hakkında adamlarga sözler verin ya Resulallah. Rabbinizin sizge ata etken berçe nametlerini insanlarga sözler verin ya Resulallah. Nimet vermedi mi Allah'ım braderler? Tirikmiz ku, nefes aptırımız ku, esilerde mi pandemiyede nefes alalmayı kagellerimiz? Kecesi bilen yotelgen irtelep keçe. Esilerde mi? Nefes alalmayı kalışan mümkün eken ku, çıkaralmayı kalışan mümkün eken ku. Braderler biz nefes hakkında gapir yapmış. Kança namet var etrafımızda karan ahir. Ushbu oyatning hukmiga binoan o'tgan yillar davomida yurtimizda amalga oshirilgan xayrli ishlar, erishilgan yutuqlarimiz yana bir karra eslab o'tmog'imiz maqsadga muvofiqdir. Oxirgi yillar davomida diniy sohada ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq deb marhamat etadilar. At-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun va tarkuha kufrun. Allah'ın nimetlerini gapirishning o'zi shukrdir. Uni gapirmaslik, aytmaslikning o'zi kufrdir. Allah'ın nimetlerini eslashlikni, so'zlashlikni o'zi shukrdir. Uni tark etishlikni o'zi kufrdir. Birodarlar, Alloh taborak va taolo qancha haloyiqni yaratgan bo'lsa, yer yuzida qaytadan aytamiz. Hamma ham vatanga Hamma ham hududga, hamma ham bir parça yerga ega emas hammasi ham. Ularning ichida qancha darbadarlari bor. Millionlagan odamlar darbadar bo'lib qolgan. Bir pasporti ham yo'q, bir boradigan bir yer yo'q. Muhtaram azizlar, Allohim mana shuni sizga bizga bergan. Buni gapirishlikni o'zi shukr ekan. Albatta tinchlik hukm surgan yurtda farovonlik, yaxshi kunlar ko'p bo'ladi. Yaratganga behisob shukrlar bo'lsin. Ona vatanimiz tinch va osuda, yurtdoshlarimiz baxtu iqbolda, farzandu nabiralari kamolini ko'rib yashamoqdalar. Ayniqsa unib o'sib kelayotgan yoshlarimizga bu ne'matni mazmun mohiyatini yetkazishimiz har birimizning burchimiz bo'lmog'i kerak. Bu Mana shu yerda o'tirgan qariyalar bilishadi. Mana shu o'tirgan jome masjidimiz Said Vaqqos ota jome masjidi 72-yillar, 73-yillar qurilgan ekan. Shundoq darajada ekanki, bitta mix qoqish uchun masjidga mix qoqish uchun o'sha Sovet ittifoqini o'sha paytda poytaxti bo'lgan Moskovdan ruxsat olish kerak ekan. Ashi betonkan nariyoq tomonida Murod Hoji ota degan odam yashardi. O'g'illar Ubaydulloh Hoji ekanmi otalari. U rahmanlik 2. jahon urush qatnashchisi edi. U odam nihoyatda iymonlik, e'tiqodlik, masjidga yon bo'lsa degan masjidga xizmat qiladigan odam edi. Shu odam 2. jahon urushi qatnashchisi bo'lganligi munosabati bilan shu odamni O'sha berilgan u kishiga berilgan vakolatlar, u kishiga berilgan yengilliklardan foydalanib ruxsat olingan ekan masjidlarga. Haligi urush qatnashchisi borib, u bu idoralarga borib, shu masjidni talab qilgan ekan. Yo'masam bermasa ekan, bu yerda guvohlar o'tiribdi. 50 yil deganda endi qurilyapti Allohning payti, 50 yil deganda. Bu gapirishimga oson. Ana hojibolarim aytsin. Bugun yurtimizning qaysi burchagiga bormaylik, ulkan bunyodkorlik va o'zgarishlarga guvoh bo'lamiz. Qoraqalpog'istonga borsangiz ham qurilish, Xorazmga borsangiz ham qurilish, Surxondaryoga borsangiz ham qurilish. Shu to'qchilikni, tinchlikni ramzida shu Qurilishni gapiramiz birodarlar. Janozalarga qarab tursangiz, bitta odamni ko'mmoq uchun minglagan odam tashrif qiladi. Shu odamni hurmati uchun.
Hop, cenazeler okuldu. Okup bugünden keyin yana bir kança adamlar dafinge boradı. Hop, dafinge bordu. Allah razı olsun, savob aldı. Onu dafin qilib bo'lgandan keyin uyga borib ko'ngil so'raydi. Birodarlar, qancha mu'min musulmon o'lib ketyapti. Ularni janozasini kim o'qiyapti ekan? Ularni kim dafin qilyapti ekan? Ularni ahli oilasidan kim ko'ngil so'rayapti ekan? Ya o'lish uchun ham, o'lmolish uchun ham, ko'mil olish uchun ham tinchlik kerak. So'nggi 5 yilda 3ta diniy ta'lim muassasasi, Buxoroda Mir Arab oliy madrasasi, Samarqandda hadis ilmi oliy maktabi va Surxondaryoda Imom Abu Iso at-Tirmidhiy madrasasi ta'sis etildi. 3ta madrasa. Kamina 1975 yilda tavallud bo'lganman, Toshkent shahrida tug'ilganman, Shofayz dahasida. 5 yaşımdan sal o'tganda maktabga borganman. Demek 80 yılda maktabga borganman. 90 yıl maktabni bitirganman. Hali u sovet davri edi. Shu oliygohga topshiryapmiz u Islom oliy mahadiga, Imom al-Buxoriy nomidagi institutga, Toshkent Islom institutiga topshiryapmiz u. Shuni oldida bir ateis odam o'tiradi. Ey, mullavachcha bo'lmoqchimisan? Nima qilasan betga kirib deb. Madrasada imtihon topshirayotganda bitta ateist qo'yib qo'yar edi. Shu talabalarni qaytarsin deb. Nima qilasan? Millavachcha bo'lasanmi? Bu oltin medal olgan ekansan, boshqa institutga kirmaysanmi? Andom-mando deb odamni ko'nglini g'ash qilib qaytarib o'tirardi. Birdan istiqlol bo'lib qoldi-ku kuzda. O'sha yili kirgan yilimiz. Yana o'sha odam aytadi, rahmatlik olamdan o'tib ketibdi u kishi ham. Mayli o'sha davrini, o'sha siyosatni odamida san shun qadamlarni deb davlat tarqadi degan hech esimdan chiqmaydi. Ha, birodarlar. Mavnaqa o'tirishimiz, minglagan odamni jumaga kelishi, soqollar qo'yib, sallalar o'rab, Allohdan, Rasulullohdan gapirishimiz bu baxt bu, bu saodat bu. Fozil Qorakam rahmatlik bilan Polat Qorakam ikkovini turg'izib qo'yar ekan. O'sha idoralarda. Nima? Chet elda o'qimoqchimisan? Sen ikkoving. Men tirik ekanman, chet elni ch harfini ko'rmaysan der ekan. Bechara Polat Qorakam yosh katta odam. Endi masalari bo'lmay, ozgina o'tirib olay deb, hay oyoq qo'li qaltirab haligi muomiladan tursa, "Tur, senga kim o'tirgin?" dedi. Deb haligi ustilardan ta'ziq qilar ekan. Ey birodarlar, kecha shayximiz hazratlari, shayximiz Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf alayhi rahma, hazrati Ziyoviddin xon, Eshon boboxon hazratlari alayhi rahma, ikki ulug'ga davlat mukofoti berildi. Shukr emasmi? O paytda domlalar o'tirsa, senga kim o'tirishga ruxsat berdi? Tur o'rningdan dermiş kabinetda. Shuni Fozil Qorakam yig'lab gapirib berganlar. Qori, sizlar ajoyib zamonga keldinglar, ajoyib davrga keldinglar. Misrda o'qirdim, Qohirada. O'sha paytda 101 ta bolani Qohiraga jo'natgan o'qishga. O'qib kelsin Azhar universitetida deb. Birodarlar, bunaqa kunlar bo'lar ekan. Bunaqa kunlarga kelar ekanmiz. Alhamdulillah. Yildan yilga haj kvotasi ortib bormoqda. Joriy yilda 15 ming nafardan ziyod yurtdoshimiz muqaddas haj amallarini bajarib qaytishdi. 15 ming. Oqlon mahallada u odam hozir hayotlar, alhamdulillah. Shu odamning otalari Ziyoddin Qorbovam, Eshon boboxon hazratlari bilan doktor maqomida Sovet ittifoqi hojilari qatorida hajga borib kelarlar 82-yil. Uni maxfiy tutilishi tayinlanadi.
Bilgen adam bilgen, bilmegen adam bilmegen. Endi xullas bittaligi penselin idishda penselin dorisi bo'lardi. Ingichka, kichkina. Haligi idishda zamzam olib kelgan ekanlar, zamzam. İçide yarım gram zamzam bor yoki yo'q uning ichida. Penselin idishda. Shu Toshkentga shu zamzam kelib qopti deb eshigini tagida 20 ta 30 ta odam navbat kutib haligini endi ichalmaydi uni. U ichganda og'iz uni sezmaydi ham. Haligi penselin idishni zamzam solingan idishni ko'ziga surgan ekan odamlar. Ko'ziga surgan ekan. Birodarlar 15 ming hoji 15 ming odam hajga borib keldi. Kanistr kanistr zamzam ko'tarib keldi. 40 litr, 20 litr zamzam. Bunaqa kunlarni ko'rar ekamiz haj. Alloh rahmat qilsin Sokirjon domlamni. 47 yoshlarda olamdan o'tib ketganlar. 80 demak 90-yil shu oliy mahatta Hidoyai Sharifdan Quduriy sharhi bilan shuni o'qiymiz endi. Haj bobiga keldik. Bo'lgan voqea. Kechirasiz, 88-yil ekan. Haj bobiga kelsak o'tib ketyaptilar. Endi bu bobdan keyingisini o'qiymiz. Ya haj bobichi? Endi bolalar bormaysizlar baribir hajga. Yo'q narsani gapirmay qo'ya qolaylik deb umidi uzilib ketgan ekan, umidi uzilib ketgan ekan. O'sha paytda o'sha domlaga borib aytsangiz, domlam, xafa bo'lmang. Hali o'rtadan 35 yil o'tadi-yu, 15 ming odam hajga boradi, desangiz o'sha paytda. 15 ming odam hajga o'ziga boradi deb aytsangiz o'sha paytda. Axir 70 yillab sanoqlik yillab sanoqli odamlardan boshqalar haj qila olmagan-ku. Ko'pchilik musulmonlar Ka'batullohni ko'rishni orzu qilib dunyodan o'tib ketishgan-ku. Prezidentimizni ko'rsatmalariga muvofiq umra ziyoratiga borishdan cheklov olib tashlandi. Ha, toba, umraga borishni cheklovi olib tashlandi. Joriy yilning o'zida 100 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz umra ziyoratini ado etishdi. Nima degan gap? 100 ming. Yaqinda e'lon qilingan davlatimiz rahbarini marhum Shayx Ziyovuddin Xon Eshon Boboxon hazratlari hamda marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini oliy darajalik Imom Buxoriy ordeni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonlari yurtimiz ma'rifiy hayotida ulkan voqea bo'ldi. Hozir aytib o'tiramiz, domlalarni kabinetda o'tkizmagan. Tur degan, oyog'ingda turasan degan. Ustidan kulgan. Qanaqa o'rding, qanaqa mukofot? Respublikamiz bo'ylab Qur'on kurslari ochilmoqda. Qisqa fursat ichida minglab yurtdoshlarimiz Qur'oni Karimni o'qiydigan holatga keldilar. Alloh rahmat qilsin. Sharqshunoslik u paytda institutida birinchi Dorul Fununni bir shobasi bo'lgan, bo'limi bo'lgan, keyin mustaqil institutdan bo'lgan. Shu Sovet davrida Sovet davrining eng ulkan, eng zabardast tarjimonlari ta'ziyaga kiradi. Bu bo'lgan voqea bu. Shulardan bittasi hozir hayot, Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Ikkitalari o'tib ketdi. Bittalari shetda yotibdilar, ustoz. Ta'ziyaga kirishadi. Qur'oni Karimni siz o'qing, siz o'qing. Arab tilini juda ham chuqur biladigan mutaxassislar haqida gap ketyapti. Siz o'qing, yo men bilmayman, siz o'qing. Xullas ichlardan bitta ustoz ichida yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr qani omin deb chiqib ketgan ekan.
o'qitirmagan ekan Qur'onni. Qanaqa bu gap? Bir ustoz aytib beradilar, Alloh rahmat qilsin. Abu Ali ibn Sino hazratlarini tıp qonunlari kitobini tarjimasi bo'lyapti deydilar. Abdufattoh Rasulov degan ulug' olim bosh bo'lib tarjima qilyapmiz deydilar. Tarjima qiladigan xonamizni eshigini tagida ikkita qorovul turadi, davlatni odamlari turadi. Tarjimaga kirib ketayotganimizda yonimizda qog'oz olib kirmayaptimi, yaxshilab uni tekshiradi. Kechqurun ish tugab, tarjima tugagandan keyin yana yaxshilab chiqaradi. U bir narsalarni yozib olib chiqib ketmayaptimi deb. Endi eng qiziq joylarini eshiting. Tıp qonunlari Ibn Sino hazratlari Shayxur Raisni tıp qonunlari kitobi birinchi varog'ini o'zida Bismillahir Rahmanir Rahim deb boshlanadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin deb boshlanadi. O'sha narsalarni hammasini oldirib tashlaydi. Kitobligi qoladi buni. Bismillah bilan boshlanmasa bir narsani kitobligi qoladimi? Bunaqa voqealar bo'lgan. Endi hozir o'ylayapmiz. Ana azon aytdi, ana masjidimiz ochiq, ana yangi masjidlar qurilyapti, ana domlamiz. Birodarlar, bunaqa kunlar bo'lgan. Joriy yilda hozirgacha yangi masjidlarni 8 tasi davlat ro'yxatidan o'tkazilib, namozxonlar xizmatiga topshirildi. Ko'plab zamonaviy masjidlar barpo etilyapti. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi 5 yilda mamlakatimizda 385 ta masjid to'la qayta qurildi va 487 ta masjid ta'mirlashdan chiqarildi. 385 ta masjid yangidan qurildi, 487 ta masjid remont bo'ldi. O'zimizning masjid, Said Vaqqos ota yangi qurilayotgan masjidimiz taxminan 15 ming odamga mo'ljallanyapti, taxminan. 3 etaj, 3 qavat. Pastdagi qavatlarga eskalatorda tushadi, eskalatorda chiqadi. O'sha 50 yil oldin shu masjidni qurgan otaxonlarga shuni aytib bersangiz. 50 yildan keyin 15 ming odam sig'adigan masjid quriladi bu yerda. Eskalatorlarda chiqib, eskalatorlarda chiqamiz. O mezanasini o'zi azon aytadigan mezanasini o'zi 60 metrdan baland bo'ladi desang, jinni bo'lib qolsan deb ishonmasdi. Sen jinni bo'lib qolsan, sen bola derdi, ishonmasdi gapimizga. Bunaqa kunlar bo'lar ekan. Albatta har qanday davlatning rivoji uchun unga bilimdon va g'ayratli, shijoatli yoshlar kerak bo'ladi. Davlatni davlat qilib turadigan yoshlar bo'ladi. Shu sababli ta'lim masalasida juda muhim, dinimizda ham ilm ma'rifatga e'tibor va targ'ib juda kuchli. Alhamdulillah. Madrasalar ochilyotilibdi, ta'lim to'g'ri o'ziga yarasha kamchiliklari bor. To'g'ri o'ziga yarasha yetishmovchiliklari bor. Sekin-sekinlik bilan keladi, maqomiga keladi hamma narsa. Joy-joyiga, o'rni-o'rniga keladi. Qur'oni Karimni nozil bo'lishi quyidagi oyatlar bilan bo'lgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. O'qing ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Butun olamni, borliqni yaratgan zotni nomi bilan o'qing, Robbingizning ismi bilan o'qing. U insonni lahtaqondan yaratdi. Bu yerda hozir lahtaqon deb yozib yuborilibdi. Alaq degani o'zi piyavkiga aytadi, zulukka aytadi. Lahtaqon keyingi bosqichi, mudg'a deydi uni. Chaynalgan go'sht holatida. Onani qornida odamni rivojlanish jarayonida zulukka o'xshashi haqida
oyat kelib turibdi. Birodarlar, onani qornidagi insonni rivojlanish zulukka o'xshagan jarayoni bor ekanligini 1970-yillarda, 65-yillarda UZI shunga o'xshagan apparatlar orqali kashf qilgan ekan. 1,500 yil oldin Qur'onda aytibdi. U Robbingiz sizni onani qornida xuddi zulukka o'xshagan holatdan yaratdi. 3ta etapda bo'lar ekan, 3ta bosqichda. Birinchisida suv holatida, ikkinchisida alaq holatida, uchinchisida mudg'a holatida bo'lar ekan. Mudg'a degani tishlangan, chaynalgan go'sht degani. Mudg'a deydi. O'qing, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Robbingiz esa karamlikdir. U insonga qalam bilan yozishni ham o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Kashfiyot degani mavjud narsani ochishni otini kashf der ekan. Bor narsani ochishni otini kashfiyot der ekan. Yo'q narsani hech kim ochalmaydi. Yo'q narsani barpo qilolmaydi. Allohim taborak va taolo insoniyatni aqliga, qalbiga ilhom qiladi, ana undan keyin ochadi. Har qandoq olimni tarixini o'qing. Birdan deydi, xayolimga keldi deydi. Birdan esimga kelib qoldi deydi. Mendeleyevni o'qing. Davriy jadvalni qanaqa tuzilganligini bir o'qing. Lev Nikolay Tolstoyni o'qing. Undagi fikrlar qayerdan kelganini o'qing. Xohlagan adabiyotni, xohlagan sohani o'qing. Alloh taboraka va taolo qalbiga soladi insonni. Ana shuni kashf qiladi inson. Shu aytilyapti Qur'onida. Diqqat qiladigan bo'lsak, Alloh taboraka va taolo muqaddas kalomini o'qing degan buyruq bilan boshlashi ilmning naqadar yuksak va ahamiyatga ega ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. O'qing. Nega boshqa ibora bilan boshlanmaydi? Boshqa so'z bilan boshlanmaydi. O'qing. O'zi ilm degani bir narsada savol qoldirmaydigan darajada bilishni otini ilm deydi. Ilm degani bir narsada savol qoldirmaydigan darajada o'rganishni otini ilm deydi. Dinimizda ilm ikki xil bo'ladi degan. Ikki xil, uchta ham emas, bitta ham emas. Bittasi payg'ambarlarimizga kelgan ilohiyat ilmi, ikkinchisi insoniyatning a'zolari, insoniyatning salomati bilan, salomatligi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar. Qolganichi, qolgani kasb yoki hunarga oid degan. İlim ikide iken. İlahiyat ilmi, ikincisi tababat ilmi. Mana şu ikide ilim sahiplerine atını alimler, ulemalar derken. Kagan saha egelerini bilimdallar derken. Bundan tashqari Qur'oni Karimning bir necha joylarida ilm olishni farzligi, ilm ahlining fazli haqida o'nlab oyatlar nozil qilingan bo'lib, jumladan Alloh taboraka va taolo surai Oli Imronda shundoq marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Adolatda barqaror turib Alloh guvohlik beradi. Allah'tan özge ilah yoktur. Farişteler ve ilim egeleri hem bunu takitlediler. Elbette kudretlik ve hikmetlik Allah'tan özge ilah yoktur. Allah'ın varlığını alimler anık biledi. Hem sahanı bilimdanı, hem sahanı bilimdalları
Allah tebarak ve taala'ga oddiy insondan ko'ra yaqinroq bo'ladi. Büyük müfessir İmam Qurtubi rahmetullah aleyhi El-Cami' el-Ahkamil Kur'an namlı tefsirlerde mezkur ayetini şerh kılıp aytadılar. Allah tebarek ve teala'ya bendeleri arasında en yakınları ilim egeleridir. Allah tebarek ve teala silegende çünkü ilim verirken hammaga ilim vermeydi. Hamma onu olmaydı. İlim alış için rasmana yürek gerek. Undan tashqari sabr kerak. Undan tashqari Alloh tabarak va taolo uni jo qilish kerak. Hayron qolaman. Menga tushuntiryapti birov. Qordomla uyqum kelmasa nima dori pori icharkanmi desam, uyqum kelmasa shunda kitobni olaman, ikki qator o'qisam bo'ldi uxlayman deydi. Barakalla. İki qator oksan bo'ldi uxlab qolaman dedi. Olimlar u kitobni hech narsaga almashmaydi-yu. Kechasi bilan o'qib chiqadi-yu. Qorni ochganini ham bilmaydi-ku. Xudo tabarak va taolo shunaqa yurak beradi, shunaqa iqtidor beradi. Çünkü Allah tabarık ve ta'ala özünün barlığı, birliği, çeksiz kudreti ve hikmet sahibi ekenige avvala özü son ferişdelerini hem de ilim egelerini guvoh sifatida beyan kılmakta. Allah'ın barlığı, birliği, uluğluğunu avvala özü son ferişdeleri kegin ilim egeleri etiraf kılışlarını beyan kıl yaptı. Tertip karay. Allah tebarek ve teala'nın özü, ferişteleri, ilim egeleri. Ferişteler'den kegin ilim egeleri. Eğer birer kimse Allah tebarek ve teala'ya alimlerden hem kore yakırrak bulgeni de, elbette aynen şu kimsenin zikir kılgen bular idi. İmam Qurtubi işi yapı yapırdılar. Alimlerini Allah zikir kigen Kur'an'ı da. Eğer alimden başka adam Allah'a yakın bosa idi, onu Kur'an'da eyter idi. Senen. Kitablarını senen. Fakat alimler zikir kılınladı. Fakat alimler gapirladı. Kança sarkardı utken. Kança şah utken. Kança sultan utken. Fakat alimler gapirladı. Şunun üçün hem bilimsizlikten marifet sarı intiliş dinimiz talebidir. Kur'an-ı Kerim'de hem Müslümanlar berçe nersenin hakikatini biliş üçün daima ilim peyde buluşlarına çakırılgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimini ziyadeligini soruş buyurulgen Resulullah'a. Yine bir ayeyi kerimesinde ise şunday hitap kılıp eytedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله تبارك وتعالى sizlerden iman keltirgen ve ilim ata etilgen zatlarını belen derecelerge mertebelerge kotarıp koygen Allah tebarek ve teala kılıyetken berçe yakşı o yaman emellerinizden haberdardır. Ey bendeler, sizlerini içinizdeki ilim verilgen zatlarını Allah belen derecege kütarıp koygen. Allah tebarek ve teala berçe nerseden haberdardır. Esleti otemiz. Sport. Adamı bosa, çempiyon bosa, bir günü yutkızadı. Bir 10 yıl nere varsa bir 20 yıl davruğu ketedi. Hop, ikincisi. Pul adamı olsa 12 yıl muayyen bir davrda tügeydi. Davruğu. İlim ne ki ona kalmaz. Kıyamet gece gebirledi ilim.
İlim ahli juda ulug' odam bo'ladi. Shuni Qur'oni Karimda Alloh tabarak va taolo aytgan. Wal hasil birodarlar, bu yuqorida keltirilayotgan ma'lumotlardan xulosamiz shuki, ilmga intilaylik ekan. İlimge hareket kılaylık eken. Farzandlarımızı ilimge yakınlaştıraylık eken. Braderler, ilim hemme narsanı yüzege çıkaradı. İlim hemme narsanı doğrusunu anıqlab beradı. Şu narsa bulması eken, insan zalalette kaladı. Allah'ım ilim nasip kıyın. İlimge amel nasip kıyın. İlimni kalbimizge Allah'ım iman bilen mühürlep koygun. İlimni Allah'ım tillerimizde, dillerimizde cağı gün, ilimge amel kılıp, yaşaş baktını Allah'ım bercemizge nasip etkin. Yine bu mavzuga yine kayıtacak mız? İnşallah ilim mavzusu nihayette muhim mavzu. Bu hakkıdaki ayetler, hadisler cüde kop. İnşallah bu hakkıda hali koplab mavzular buladı. Kimdir namazı peydem, kim cay namazı diyenleri dek? Dünyada kimdir yaxshiligini istab duo qilishni xohlar ekan, yana kimdir maynavachilik qilar ekan. Kecha palonchakam o'ldilar, shomga janozalar deb hammaga e'lon qildi. Ha birodar, birovunga o'limni ravo ko'rib yoki o'limi qachon ekanligi sizga qiziq bo'lgandan ko'ra, o'zimizni gunohimizni Alloh kechirarmikin degan mavzu qiziq emasmi? Meni Alloh kechirarmikin? Birov o'ldiymikin, o'ldimikin degandan ko'ra, meni Alloh kechirarmikin degan mavzu qiziq emasmi? Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilar. Bir sahobani uchdan birlari kuyib qoldi. Ustilariga aytishlaricha yog' to'kilib ketgan ekan. Tasavvur qiling, uchdan biri yog'da kuygan odam, voy jonim, voy jonim. Haligilarni, haligi zotni yog' to'kilib kuygan zotni ziyorat qilib chiqqan Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu sahobiy yana ikkita sheriklari bilan bir hadisni aytgan ekanlar. Buni Imom al-Buxoriy keltirganlar Al-Jami' as-Sahihda. Alloh nomiga qasam, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birovga o'lim tilashdan qaytarmaganlarida edi, gaplarini qarang. Allah namiga qasam, Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birovga o'lim tilashdan qaytarmaganlarda edi, shunga o'lim tilagan bo'lur edim. Sharhida aytganki, hamma yog'i yog'da kuyib, achishib, azobda qolgan birodarini ko'rayotgan sahoba, agar Rasululloh qaytarmaganlarda shunga o'lim tilar edim. Muhtaram azizlar, birovga o'limni ravo ko'rib bo'lmas ekan. U o'lsa bizga dunyo kengayib qolmaydi. Birov o'lsa biz boyib qolmaymiz. Birodarlar, Alloh taborak va taolo barchamizga xayrli umr bersin. Allohim duolarimizni ijobat qilsin, mushkullarimizni oson etsin. Hamma duo qilamiz deb kelgan, ibodat qilamiz deb kelgan, tahoratlar olib, g'usullar qilib kelgan qo'llarimizni bir duoga ko'taramiz. Amin. Allohim, sendan o'zga iloh yo'q. Sen yagonasan. Seni tenging, sheriging yo'q. Allohim, iloho, mushkullarimizni oson etkin. Hojatlarimizni ravo etkin. Dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin. Qancha bemorlar yotgan ekan sarg'ayib, qancha bemorlar bor ekan og'riqga chidalmasdan, Allohim dardlariga davo bergin, ranjlariga shifo bergin. Shularni qarayotgan doktorlarimizga ham Alloh kuch bergin, quvvat bergin, ilm bergin, bilim bergin. Farzand talabida turgan singillarimiz, ukaxonlarimiz bor ekan, Allohim shularga g'oyib xazinangdan solih solih farzandlar bergin. Allohim, qarzga kirib qolgan do'stlarimiz, birodarlarimiz bor ekan, qarzlarga Allohim najot bergin, yuzlarini yorug' qilib qo'ygin. Allohim, bu uzoq o'lkalarda tirikchiligini sababidan yurgan musofirlarimiz bor ekan, Allohim, esalomonlikda vatanlariga, uylariga qaytargin.
Allah'ım kança mümin Müslümanını öylegeni, arzuları, ümitleri varken, hususen ilim almakçı bugün taliplerimiz varken, Allah'ım ilmi leduni, ilmi rabbani birgin. İlimini Allah'ım kalbide iman bilen cak poygün. İlmige emel kılışını Allah'ım bercemizge nasip etkin. Allah'ım biz hemmesini namını bilmez miyiz? Hemmesini abkeli etken nersesige kormagendir miyiz? Lekin Allah'ım hemmesini biledi. Hemmesini koredi. Körgüçü bilgüçü zat beytinge hizmet kılı etken mu'minu mu'minatlardan bu hizmetlerini kabul etkin. İlaha Allah'ım beri etken meblağlarını, maddi, manevi komeklerini, dünyaları, ahiretleri için rahatka eğlendirip koygun. Ne oylegenleri bosa, ne istegenleri bosa, ne arzulegenleri bosa, Allah'ım şer'i niyetlerge özün eriştirip koygun. Allah'ım kanca adam istihlallı kormestan ötüp etken, haclerge yetelmestan, cemaatlerge katneşelmestan, kitablarını okuyelmestan, Allah'ım mene şundak darul amanlarını körelmegen, mu'minu mu'minatlarını mağfiretu rahmet etkin. Kança umurları azapta teşvişle ötken, merhum ustazlarımızı rahmet etkin, mağfiret etkin. Hazreti Şeyh Eşan Babahan Ziyavuddin Han Eşan Babahan Hazretleri, Hazreti Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri, Hazret Pazıl Karakem, Polat Karakem, Hazret Ubeydullah Uvatıb Hazret, kança ustazlar uçken, hemmelerini Allah'ım mağfiret etkin, rahmet etkin. Allah'ım bizge dünyanı yakşiliklerini birgin, ahiretini yakşiliklerini birgin, kıyametinin azabıdan sahnegin, kop yıllar kop zamanlar, İstiklal toylarına yetkezgin. Kov iller, kov zamanlar, cümalarına, dualarına, zikirlerine, rahmetine yetkezgin. Ve sallallahumma ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramike bi rahmetike ya erhamur rahim.